Ama duyan yok, anlayan yok. Çok 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 affedersin. Öküz beyinli insanlar çok. Ben bu hale geleceğimi ölsem aklıma gelmezdi. Biz çünkü 65 yaşına geldim. Neleri gördük. Meğerse geçmiş hükümetler cennetlikmişler. Türkiye'yi bitirdiler. Sizin anlayacağınız. Utanıp istifade etmiyorlar. Beni yayınlayın lütfen. Yani ben halkın diliyim. Ya adamlar zaten hayal görüyorlar ya. Millete rüya çiziyorlar. Bir şey olmaz abiciğim. Abi milletin artık buraya gelmiş, gırtlarına gelmiş. Bitmiş. Herhalde Ekonomi Bakanı'nın ekonomiden haberi yok bence. Kesinlikle yok yani. Bence Ekonomi Bakanı o gözündeki gözlükleri çıkarsın. Daha büyük bir gözlük taksın da. Şimdiye kadar hep ona verdim. AK Parti'ye verdim. Çünkü ekonomi o zaman güzeldi. 2015'te 10 numaraydı. Verdim abi açıkçası. Ama bundan sonra olmayacak yani. Yabancılar bizde. Ondan sonra kapıları açık. Mültecileri bizde. Nasıl olacak? Ya bizim besleyecekler olur besleyecekler. Nasıl yapacağım? Ben elimde çakmak satıyorum. Yara bandı satıyorum. Şimdi buradan bakacağım askıda ekmek verirlerse askıda ekmek alacağım. Yani ben bilmiyorum. Bütün dünya bence beğeniyor bu adamı da. Adam İslam Birliği'ni kurmak istiyor, güçlenmek istiyor. 10 bin lira maaş alıyorum. Vallahi şikayet etmiyorum. Ekmeği suya batırır yerim ama şu namusumuz, şerefimiz, vatanımız bu çakalların ayağı altında kalmasın. Bugün şu adama bir şey olsa dünya Müslümanları ağlar. Ekonomiyle ilgili çok sinirlerim bozuk. Yani otobüste konuşuyorum, tramvayda konuşuyorum, metrede konuşuyorum ama duyan yok, anlayan yok. Çok 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 affedersin. Öküz beyinli insanlar çok. Şimdi hanımefendiyle onu konuşuyorduk. Pazardan istediklerimizi alamıyoruz. Araplar küfe küfe alıyor. Türkler taneyle. Affedersiniz 3 tane portakal alabilir miyim diyorum. Ben bu hale geleceğimi ölsem aklıma gelmezdi. Biz çünkü 65 yaşına geldim. Neleri gördük. Meğerse geçmiş hükümetler cennetlikmişler. O kadar güzel, o kadar rahat, o kadar ferah yaşıyormuşuz ki kıymetini de bilememişiz. Şimdi kasaba falan uğramak çok zor. Ben bankadan emekliyim. 12 bin, 13 bin lira para alıyorum şimdi. Evet, zamlı hali. Yani dengesizlik de var. Türkiye'yi bitirdiler. Sizin anlayacağınız utanıp istifade etmiyorlar. Ben yönetsem ülkemi, beceremesem, bu kadar rezil etsem utanırım yani. Utanırım, yüzüm kızarır, mahcup olurum ve istifa ederim. Buna rağmen diyorlar ki ilk defa bu sene Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girecek. Ama işte bu şaka gibi mi? Nasıl bir şaka bu yani? Şaka olsa da biter. Bir gün sürer, üç gün sürer. Şaka gibi olduk. Kabus yaşıyoruz. Sizin anlayacağınız kabus yaşıyoruz. Çünkü ben diyorum ya, ben görmedimse hanımefendi de görmedi. Öbür hanımefendi de görmedi. Ama beyinleri çalışmayan insanlar, çok affedersiniz. Baştakini Konya'da Mevlana'ya gitmiştik banka turuyla. Baştakini gördüm ve zincirleme, bütün güvenliği yarıp girdim. O zaman da zam vermemişti. Birkaç senelik başbakandı. Hanımefendi düzelteceğiz. Hanımefendi her şey çok güzel olacak. Düzelteceğiz dedi. İnşallah dedim. Hala demek 20 senedir düzeltecekler. 20 sene oldu. Ve böyle konuştum televizyonlara. Beni çıkarmadılar. Kesmişler konuştuğumu. Yayınlamadılar. Siz hangi kanal? YouTube. Beni yayınlayın lütfen. Yani ben halkın diliyim. Ben kendimi düşünmüyorum. Ben 65 yaşına gelmişim. Ama bu çocukları düşünüyorum. Gençleri düşünüyorum. Torunlarımı, yavrularımı düşünüyorum. Onları karanlık bir geleceğin içine soktular. Hani bir de üstelik ekonomik kriz had safhada da bir de yabancılaştık. Caddelerde, sokaklarda, pazarlarda Araplar, Suriyeliler, Afganlar, onlar boy gösteriyor ve küfe küfe alıyorlar. Biz onlara bakmakla yetiniyoruz sadece. Ya adamlar zaten hayal görüyorlar ya. Millete rüya çiziyorlar. Bir şey olmaz abiciğim. Bunlardan hiçbir şey olmaz abi. Olmaz anacığım. Ne olur bunlar? Yalan. Ne ekonomisi ya? Bütün suç halk mı? Kendi neye suçluyor kendileri? Halk çok suç. 20 senedir başımıza kardeşim ya. Milleti kandırıyorlar. Abi milletin artık buraya gelmiş, gırtlarına gelmiş. Bitmiş. Bunlar neyse düşmüş, yalına sarılmış. Çırpınıyorlar bunlar kardeşim. Hadi rastgele. Ablam neden kaşlarını kaldırarak dinledi? Hadi rastgele. Hadi sağ ol. Türkiye ilk defa bu sene yüksek gelirli ülkeler arasına girecek. İmkanı yok. Hiçbir beklentimiz, hiçbir umudumuz yok gençler olarak. Hiç de inanmıyoruz, ihtimal dahi vermiyorum. Neden umudumuzu kaybettik bir genç olarak? Çünkü gidişat belli, enflasyonun oranı belli. Yani hiç umudumuz kalmadı. Gün geçtikçe de umudumuzu yitiriyoruz. 26'yı gösterdi enflasyon, tekrar neye düşüreceğim? Hiç sanmıyorum, ne yazık ki. İnşallah olur. Ümidimizi kesmek istemiyoruz ama gün geçtikçe de hep Türkiye'den vazgeçmiş durumdayız ve yurt dışı hayalleri kurmak durumunda kaldık. Gitmek istiyor muyuz yurt dışı? Kesinlikle. Bir an dahi durmak istemiyorum. Maalesef. Dedi ki Türkiye ilk defa bu sene yüksek gelirli ülkeler grubuna girecek. Sondan yüksek gelirli. Öyle mi? En sondan yüksek gelirli. Herhalde milli gelir ortalamasında kaçıncı sıradayız bilmiyorum. Mesela bak şu kavun,
100 lira. 80 lira 100 lira. Ekonomide neredeyiz demişti? Yüksek gelirli ülkeler arasına gireceğiz. En sondan. Teşekkür ettim. Türkiye ilk defa bu sene yüksek gelirli ülkeler grubuna girecek diyor. Nasıl girecekmişiz? Yani bu hayat pahalılığıyla emeklere yaptığı 2 milyar zam mı acaba gireceğiz? Herhalde Ekonomi Bakanı'nın ekonomiden haberi yok bence. Kesinlikle yok yani. Çok cahil bir millet değiliz. Cahillerimiz ne kadar olsa da okuyoruz az çok, görüyoruz. Bence Ekonomi Bakanı o gözündeki gözlükleri çıkarsın. Daha büyük bir gözlük taksın da ne nasıl oluyor? Bence daha iyi öğrensin. Yani hiçbir zaman düzeltemezler. Hiçbir zaman onlar bir şey bizi kandırmaya çalışıyorlar ama bu kadar salak bir insan değiliz. Boşu boşuna biz çalışan insanlarız, biliyoruz neyin ne olduğunu. Bizi kandırmaya çalışıyorlar ama bu yani artık insanlar, onlar da çok iyi biliyor. Çok çok iyi biliyorlar onlar da. Ama hiçbir şey olmamış gibi aynı şekilde devam ediyorlar. Bizim insanlarımız çok uyuyor. Erken seçim istiyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle istiyoruz. Yani bundan sonra bu ülke nasıl düzelir onu da bilmiyoruz. Nasıl düzelir onu da bilmiyoruz. Çünkü ya satılmadık yer kalmadı. Hiçbir yer bizim değil. İstanbul'da hiçbir yer bizim değil gerçekten. Bundan sonra da düzelebileceğine de inanmıyorum. Yani hiçbir şeye karşı bir ümidimiz kalmadı gerçekten. Hiçbir şeye karşı bir ümidimiz kalmadı. Bir BİM'e giriyorsunuz ya. 2 günde bir, 3 günde bir fiyat değişir mi ya? Sürekli fiyat değişiyor. Ya bu bizim maaşlarımız değişmiyor ama. Ya bu insanların alım gücü diye hiçbir şey kalmadı. Zaten kiraları biliyorsunuz. Yani bir kuru ekmek var bilmiyorum. Benim altımda da emekli insan var. Yazık kadıncağız. Ben bazen üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Emeklilere çok üzülüyorum. Ha çalışanlar bizden de ben bu ay zaten 25 lira para aldım. 22 bin lira da vergi verdim. İşte gerisini siz düşünün. Gerisini siz düşünün. Başka diyecek hiçbir şeyimiz yok. Bu ülke mi? İnşallah öyledir ya. Ya ben pek haberleri seyretmiyorum. Moralim bozuluyor. Ben açıkçası hiçbir şey seyretmiyorum yani. Ne bileyim. Ama karşınıza çıkıyor pazara gittiğinizde, markete gittiğinizde. Birazdan gideceğim zaten. Birazdan görecekler abi. Anladın mı baba? Alıyoruz 12.500 lira emekli maaşı. Yani ki ben çalışmasam onu benim sadece sigara param abi. Anladın mı? Ya onlar hikaye abi. Geçin onları. Yani yok. Kalkınmayayım. Şuymuş bir hikaye abi. Baba hep düzeltiyorlar abi. Ama bir türlü bir şey düzeltemedik. Hep aynı şekilde devam ediyoruz abi. Bilmiyorum nereye kadar gidecek abi. Artık insanlar yemiyor bunu abi. Açıkçası yemiyor. Anladın mı? Seçim olsa yemiyor dediniz, o yüzden soruyorum. Seçim olsa kazanabilir mi şu andaki? Kimi? Şu andaki hükümet mi? Bir denesin bakayım abi. Ben AK Partiliydim eskiden. Eskiden yani en son belediye başkanlıktan sonra vermedim. Bundan sonra da vermeyeceğim. 2019'dan sonra mı verdin? Kesinlikle. Aynen. Ama şimdiye kadar hep ona verdim. AK Parti'ye verdim. Çünkü ekonomi o zaman güzeldi. 2015'te 10 numaraydı. Verdim abi açıkçası. Ama bundan sonra olmayacak. En son genel seçimde de dedi ki bizden başka kimse ekonomiyi düzeltemez dedi 2023'te. Ve oyları da aldı kazandı şu an. Aldı kazandı ama nasıl aldı kazandı? Tamam doğru söyledi. Alkada çünkü şöyle bir şey. Ben açıkçası şey bulamıyorum. Yani onlardan başka kimse bulamıyordu. Ondan sonra kimse de güvenemiyordu. Ama bundan sonra artık güvene kimse bakmıyor. Açıkçası kim hiç kimse bakmıyor. Anladım. Sadece günü kurtarmanın peşinde şu anda insanlar. Borçla harçla dönüyor her şey. Zaten kredi kartı ama nereye kadar? O krediler bir gün patlak verecek. Ondan sonra Allah sonumuzu hayretsin. Herkes seçim istiyor muyuz? Kesinlikle. Kesinlikle istiyoruz yani. Var mı adayım? Vallahi şimdi şöyle bir şey. Ya şu anda şöyle bir şey, Muharrem İnce benim şeyimdi. İkincisi ona verirdim yani, şu anda olsa ona veririm yani. Başka da kimseyi düşünmüyorum. Çünkü Özgür Özel'i de seviyorum ama bilmiyorum abi. Bilmiyorum açıkçası. Vallahi şimdi hep lafta kalıyor. Her şey geri gidiyor yani. Şimdi ben itibar etmiyorum. Yabancılar bizde, ondan sonra kapılar açık, mültecileri bizde. Nasıl olacak? Ya yani bizim besleyecekler, onlar besleyecekler. 20 yıllık hükümet şu anda vaatlerinin yüzde kaçını yapmıştı? Bana göre %10'u yapmışlardır. Öyle mi? Evet. Yani burada anılmasın ama kusura bakmasın yani. Madem demokrasi varsa, her şey, herkes özgürse ben de bunu dile getirmekten gurur duyarım yani. Durum zaten ortada. Yüksek gelirimiz nasıl olabilir? Ben sadece lafta ibaret olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey değil. Aynen. Geçmiş dönemlerde de uçacaktık, kaçacaktık, uzaya çıkacaktık. Bir sürü vaatler. Hep geri gittik. Pek bu da inandırıcı gelmiyor. Şu anki hükümet vaatlerinin yüzde kaçını yapabilmiş durumda? 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. 20 yılın bir 10 senesini çıkarsak 10 sene iyiydi ama 10 seneden sonra gitgide maalesef çok kötü. Yani bundan sonra da çok iyiye gidebileceğini hiç zannetmiyorum. Durum ortada yani. İnsanlar gerçekten perişan durumda. İnsanların alım gücü yok. Bakma insanlar belki dertlerini kimse anlatamıyor. Kimse kimseye bir şey diyemiyor ama gerçekten durum vahim yani. Öyle diyeyim size. Türkiye ilk defa bu sene yüksek gelirli ülkeler grubuna girecekti. Dediyse doğrudur. Başka ne diyeyim yani. İnşallah dedikleri gibi olur. İnsanları güvendirip de böyle yani yüzüstü bırakanlara ben bir şey diyemiyorum. Emekliyiz. Nasıl zamları nasıl bulduk emekliye gelen? Farkalade. Sürünür şekilde farkalade. Daha ne diyeyim baba? Ne verdi ki? Şu anda benim maaşım 11.200'dü, 14 oldu. Yeterli olur mu ya? Hadi yani oğlan okuyor, kız okuyor.
onların yurduğu şeyi, gerçi büyük oğlumuz çalışıyor elhamdülillah ama onun da kendine göre yani yuvası var, yuva kuracak, edecek. Para biriktirmesi lazım. Nereye yetecek emekli maaşı? 14 bin lirayı kendisi geçirebilir mi? Kendi kendinin maaşı kaç para acaba? 250 bin oldu. 250 bin de. Bize ne veriyor? Binde birini. Ya yeter mi? Yeter, Allah bereket versin. Milletin deyimiyle. Başkanımız bir tane. Başka hiçbir şey demiyorum. Peki abi, bir emeklinin maaşı minimum ne kadar olmalı? En az 50. Pazarı fiyatlarını görüyorsunuz. Hani şöyle ağız tadıyla yiyeceği salatalık 25-50 lira. Köp olarak 25-20 liraya var. Akşamları çıktı mık. Geçen hafta salatalık aldık. Adam kırıkları vermiş, koymuş. Ya arkadaşım bunlar ne? Ya abi öylesine ver. Öylesine verme. Bir kırdım şam leş gibi kokuyor affedersin. Çöp mü? Al kardeşim onu da alın. 2 kilo 3 kilo alacaktım. Gittim 50 liraya bir kilo aldım gittim. Bu mu yani? Benim aldığım onu, o da yeni 14 oldu yani. 14'te ben elektrik üstümü vereceğim. Yani 8 lira kira mı vereceğim? Nasıl yapacağım? Ben elde çakmak satıyorum. Yara bandı satıyorum. Şimdi buradan bakacağım askıda ekmek verirlerse askıda ekmek alacağım. Bazen veriyor bazen vermiyor arkadaş. Yani arkadaş bazen veriyor bazen vermiyor derken verirlerse veriyor. Vermezse adam o da oldu 8 lira. 5 lirayken veriyordu Allah razı olsun. Şimdi 8 lira olunca o da vermez oldu yani. Belki de söyleyeyim bana askıda ekmek bırakanlar da belki de bırakmıyorlar yani. Bırakamıyorlar çünkü ancak kendine göre. Başka bir şey ne diyeyim yani. Allah başımıza eksik etmesin devletimizi. Çok gülünç. Yüksek gelirli ekonomi gruba girmemize imkan yok. Ülkelerin arasına girmemize imkan yok. Çünkü enflasyon yani %80'ler 60'lar falan deniyor ama %100'ün üstünde. Hiç sanmıyorum. 2026 diyor düzelteceğim ekonomiyi. Bilemiyorum. Umarım düzeltir ama yani bence hiçbir ümidim yok. Ya benim hiç ümidim yok. Yani her şey o kadar kötü ve o kadar çok sarpa sarmış durumda ki bilmiyorum, çok zor. Yani ben bir şey demiyorum. Şu adam gelmezden önceki günlere az çok biliyorum da şu an için açlıktan bahsediyorlar. Bence hiç kimse aç değil ya. Zaten çok zor durumda olana mutlaka valise, kaymakamı, şunu bunu yardım ediyor. Yani ben bilmiyorum, bütün dünya beğeniyor bu adamı da. Bütün İslam alemi beğeniyor. Şimdi şu Suriyelere şuna buna bir şey diyemiyorum. Şimdi sarayda 1000 tane oda varmış. Niye 1000 tane oda var? Adam İslam birliğini kurmak istiyor, güçlenmek istiyor. Şimdi Filistin'in güzel bir askeri gücü olsa bu şekilde insanlar, çocuklar öldürülür müydü? Veya bizim Rusya'nın 1/4 kadar gücümüz olsaydı bu yönetim karşı koymaz mıydı buna? Yani şu an için belki yaklaşmamalarının, yani çok şey yapıyor, konuşuyor, şöyle yapalım. Çok da sert konuşuyor. Hangi devlet konuşmuş bu İsrail'in başkanına bu kadar şey? Ama bizim milletimiz diyor ki yok uydurma, yok anlaşma, yok şu, yok bu. Bence hayaller çok geniş. Bugün Suriye'de şu roket atılan yerin insanıyım ben, kilis denen yerin. Orada insanlar evlerini terk ediyorlardı. Bak bugün oralarda hiçbir şey yok. Kilisten haber alıyor musunuz? Kilisin en büyük problemi nedir sizce? Suriyeliler. Öyle mi? Ama ben şöyle söyleyeyim. Herkesin yanında da Suriyeliler çalışıyor. Bizim gençlerimiz çalışmıyorlar. Yani 20, 17 milyar 18 yaşında 19 yaşında bir çocuğa az bir para değil yani. Gerçekten az değil. Ben şimdi mesela 10 bin lira maaş alıyorum. Şimdi zam gelmiş, almadım. Tahminim 12.000-12.500 falan olacak. Vallahi şikayet etmiyorum. Ekmeği suya batırır yerim ama şu namusumuz, şerefimiz, vatanımız bu çakalların ayağı altında kalmasın. Ben bunlara eskiden bir sempati duyardım ama insana böyle yapılmaz. Yani şöyle bir lider gelmiş çok. Şu günlerde adama bir haller oldu yani, rahatsızlığı var. Dünya üstüne geliyor. Biz 3 tane çocuğumuzla baş edemiyoruz. Dünya üstüne geliyor ya. Gene de her şeye rağmen gittiği yerde sözünü de dinleniyor, sözü de. Herkes de beğeniyor. Bugün şu adama bir şey olsa dünya Müslümanları ağlar ya. Ekmeği suya batırır yerim şu kötü günlerde. Böyle yapmam ya. Yazıklar olsun bu adama, ayağa vurana. Recep Tayyip'e ayağa vurana yazıklar olsun. Recep Tayyip'ten 1 lira menfaatim varsa evime ulaşmıyor. Ya mesela bir... olanlar gelen zamma tepki gösterdi. 12.500 lira yetmez diyorlar. Sen ne düşünüyorsun emekli olarak? Ya şimdi şu an için 40 bin lira bir hemşireye veriyorsan bu emekliye de biraz ver. Ben hep ihracat içinde çalıştım. Ama ülkemiz şu an için çok kötü bir durumdan geçiyor. Yani biraz anlayışlı olmak lazım vatandaş olarak.